3 yıldızlı konaklama konforu Edirne Hotel Şimşek'in katkılarıyla. Güvenli bir yolculuk için motor, yağ ve yakıt katkıları NanoBorix adım adım sıla yolunu sunar. Yollara çıkmadan yapılması gerekenler. Seyahat bilgileri. Ülkeler ve uygulanması gereken şartlar. Konsolosluklarımızdan uyarılar. Sıla yolunda yaşananlar. Sılayolu.com adım adım Sıla Yolu 2015 ekibi sizlerden önce yola çıktı ve sizler için önemli bilgiler içeren bir program hazırladı. Siz siz olun. Adım adım Sıla Yolu programını izlemeden yola çıkmayın. Yapılması gerekenler. Seyahat bilgileri. Ülkeler ve uygulanması gereken şartlar. Konsolosluklarımızdan uyarılar. Sıla yolunda yaşananlar. Sılayolu.com adım adım Sıla Yolu 2015 ekibi sizlerden önce yola çıktı ve sizler için önemli bilgiler içeren bir program hazırladı. Siz siz olun. Adım adım Sıla Yolu programını izlemeden yola çıkmayın. Yol ver dağlar, yol ver bana. Günlerce süren bir yolculuk. İçinden geçilen birçok ülke. Hedefte ana yurdumuz Türkiye var. Evet sevgili seyirciler, şu anda Sıla Yolu'nun en önemli noktalarından bir tanesi Sırbistan-Niş yol ayrımındayız. Önümüzde yol ayrımı tabelası var. Sol tarafta Thessaloniki, yani Türkçesi Selanik, Skopje, Üsküp. Sağ tarafta ise Bulgaristan, Sofya ve Sırbistan pilot tabelasını görüyorsunuz. Bu noktaya gelmeden önce mutlaka rotanızı belirlemeniz gerekiyor. Bulgaristan'ı kullanmak isteyenler sağ tabeladan devam etmesi gerekiyor. Yunanistan üzeri gitmek istiyorsanız Thessaloniki, yani Selanik tabelasını takip etmeniz gerekiyor. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum. Ana yurdumuz, gözümüzün bebeği Türkiye'mize varma adına kat ediyorduk yolları. Geride bıraktığımız her bir kilometre yol bizleri ana vatanımıza biraz daha yaklaştırıyordu. Kat edilen binlerce kilometre karayolu, günlerce süren bir yolculuk içinden geçilen birçok ülke, hedefte ana yurdumuz Türkiye var. Sıla yoluna çıkacak Avrupalı Türkler için rehber program olan Adım Adım Sıla Yolu ekibi, ana vatana varmak için Sıla yolunda yolculuğuna devam ediyor.
Vatandaş burada ne gibi işlem yapması gerekiyor haliyi salmak için? Gelen vatandaşlar ikinci şurada form dolduruyoruz köşede. Ondan sonra iki bilgisayar çalışıyoruz. İki bilgisayardan birisinde işlemlerini yapıyoruz. Bir işlem ortalama bir dakika sürüyor. Yani çok beklemiyorlar da. Ondan sonra her yolun farklı fiyatı ve yola göre ücret belirliyoruz. Az önce 40 TL yüklüyoruz. Onun üstünü kendileri belirliyor. En az ne kadar yükleniyor? En az 40 TL. 40 TL. Evet. Vatandaş buna herhangi bir ek ücret ödüyor mu? Ha, ek ücret ödemiyor. 40 TL alıyor. İçinde 40 TL kontrol oluyor. Evet. Ondan sonra... 40 TL ne kadar yetiyor? 40 TL buradan İzmit'e kadar getirir. Köprüleri falan kullanabiliyorlar. Evet. EGS tüketim ücreti onları karşılıyor zaten. Ankara örneğin 55 TL. Urfa 70 TL. Gibi. İzmir aydın 1,5 TL ama en az 40 TL açıyoruz. Ya da buradan almak istemeyen yolcular gittikleri ileride 7 gün içinde ücretsiz bir şekilde alabilirler. Yani gidiyorlar, buradan geçiyorlar bütün kişilerden. 7 gün içinde gittikleri ilden geçtikleri yol ücretini postanelerde ödeyebiliyorlar. Ücret farkı da ödemiyorlar. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yolculuklar. Yıldızlı konaklama konforu Edirne Hotel Şimşek'in katkılarıyla. Güvenli bir yolculuk için motor yağ ve yakıt katkıları Nano Borix adım adım sıla yolunu sundu.